dönemin Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Börekçi, 6 Mart 1933 tarihinde müftülüklere gönderdiği tamimde, bundan böyle salatü selam ve tekbirlerin de Türkçe olmasını istiyordu. Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü. Öz dilimizde her tarafta Türkçe ezan okunduğu bir zamanda, minarelerde Arapça salatü selam okumak ahenksiz düşeceği gibi, hükümet-i celilenin takip buyurduğu maksad-ı milliyeye de uygun gelmediğine binaen, yukarıda yazılan üç suret ile Türkçe tekbir gönderilmiştir. Alakadarların ondan okumaları lüzumuna tamimen beyan olunur efendim. Rıfat Börekçi, Diyanet İşleri Başkanı, 6 Mart 1933. Bu arada bazı kesimlerde Bursa'da yaşanan olayları Menemen'den sonra yapılan en büyük irticai hareket olarak yorumluyor, bir an önce inkılapların uygulanması için baskıların artırılmasını istiyordu. O zaman şahıslar oldukça kanun sayılıyordu. Mesela bir memura karşı gelemezsiniz. Köye gelen bir vazifeliye karşı gelemezsiniz. Karşı gelseniz derhal o sizi cezalandırma yoluna gidebilir. Artık ne diyecekse ona göre ceza verilir yani. O taraflarını da şu anda ben bilemiyorum. Yani ne gibi ceza ama cezalandırıyorlardı. O kadar benimsenmedi ki bizzat Gönen'de, merkezde minareye çıkmış adam Allahu Ekber, Allahu Ekber diye o bildiğimiz dinin emrettiği ezanı okumaya başlamış. Eski ezan demiyorum çünkü ezan eskimez. O ezana başlamış ve biliyor ki bunu duyanlardan gelip yakalayan olur, yarısını okuduğu gibi inmiş minareden kaçmış. Hakikaten hemen basmışlar. Kimdi o ezan okuyan demeye başlamışlar ama ortada adam yok. Ve sonunda istenilen oldu. 1932 Ramazan'ından sonra Türkiye'de dini hayat köklü bir surette değişti. Artık ülkenin bütün camilerinde ezanlar, salalar, tekbir ve dualar Türkçe olarak okunmaya başlanmıştı. Tespit edilen ilk belli başlı il ve ilçelerse Adana, Amasya, Ankara, Balıkesir, Çeşme, Edremit, Kayseri, Konya, Kuşadası, İzmir, İzmit, Manisa, Rize, Şebinkarahisar, Trabzon, Van, Yozgat ve Zonguldak'tı. Tekbir ve salaları Türkçeleştirip 6 Mart 1933'te müftülüklere tamim gönderen Diyanet İşleri Reisliği ise 4 yıl sonra 1937 yılına gelindiğinde cenaze salalarının tamamen kaldırılmasını emredecekti. Diyanet'in 15 Nisan 1937 tarihli genelgesi de bugün yayınlananlardan pek farklı değildi. Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Reisliği Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı 1378'e 526 Kula Müftülüğüne Ölüm haberini ilan eden Sela'nın hasta ve asabı bozuk insanlar üzerinde uyandıracağı acı tesirler dolayısıyla kaldırılması riyaset makamında senilmiştir. Diyanet İşleri Reisi Rıfat Börekçi 15.4.1937 Bu gelişmeler dini yayınları da etkileyecek, ilmihal ve namaz hocaları tamamen değiştirilip, duaların, Kur'an'ın, ezan ve tekbirin Türkçe okunmasının gerekliliği yeni din kitaplarında yazılıp çizilecekti. Tüm bunlar olurken açıklama ve tavırlarıyla dikkat çeken bir isim vardır. Dönemin ABD Ankara Büyükelçisi Charles Sherrill. Sherrill, A Year's Imbecito Mustafa Kemal adlı eserinde Mustafa Kemal'in Martin Luther'e benzetecek ve cesur adımlarından dolayı dönemin hükümetini kutlayacaktı. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Sherrill, Mustafa Kemal'in de yaptığı reformlarla yeni bir Martin Luther olduğunu yazıyordu. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi, İslam dini adına yapılan değişiklikleri olumlu buluyor, bunların sürmesi için teşvik edici açıklamalar yapıyordu. Hatta Ayasofya Camii'nde gerçekleştirilen Türkçe Kur'an gecesine eşiyle bizzat katılarak gelişmeleri yakından takip ettiğini de gösteriyordu.
Yaklaşık 1600 yıllık tarihinde yangınlara, depremlere, yağmalara ve taht kavgalarına şahitlik eden Ayasofya, 1453 tarihinde ise bambaşka bir medeniyetle tanışacaktı. Salı günü İstanbul'un fethini gerçekleştiren Fatih Sultan Mehmet, ilk cuma namazını kılmak için de mihrap ve minber yapılması talimatını vermişti. Bunun için ustalar 3 gün 3 gece çalışarak Ayasofya'ya mihrap ve minber yaptılar. Ve Fatih Sultan Mehmet, cuma günü de hocası Akşemseddin'in peşinde askerleriyle birlikte ilk cuma namazını kıldı. Ve Cumhuriyet dönemi. 1932 yılında ise Ayasofya Camii bambaşka bir olaya ev sahipliği yapacaktı. Zira 4 Şubat 1932'de yani Kadir Gecesi'nde Türkiye'de yapılan dinde reform girişimlerinin ilk ayağını oluşturan Türkçe Kur'an denemelerinden biri de Ayasofya Camii'nde gerçekleşecekti. Ayasofya Camii o gece hınca hınç doluydu. Cemaatin başında ise zorunlu olan fötr şapka vardı. Hafızların sayısı ise 25'ti. Kadir Gecesi'nde yapılacak programsa Mustafa Kemal'in emriyle radyodan canlı olarak yayınlanacaktı. 1934 yılında Ayasofya Camii müze yapılmakla kalınmadı. Ayasofya'nın etrafında ve bitişiğinde bulunan medrese ve külliyeler de bir bir yıkıldı. Oysa Ayasofya daha yapımından itibaren yani yaklaşık 1000 yıl Müslümanların hayalini süslüyordu. Öyle ki Müslümanlar Ayasofya'da 2 rekat namaz kılan kimsenin cennete gideceğine dahi inanıyorlardı. Aslında Ayasofya'nın ibadete kapatılması ya da müziğe çevrilmesi girişimlerine 1931 yılında start verilecekti. Zira bu tarihte Amerika'da bulunan Bizans Araştırmaları Enstitüsü, Fatih döneminde üzeri sıvanarak kapatılan mozaiklerin ve resimlerin üzerinin açılması teklifini vermişti. Bizans Araştırmaları Enstitüsü'nün bu teklifi Türk hükümeti tarafından kabul edilecek ve enstitü, mozaiklerin üzerine açma girişimlerine başlayacaktı. Aynı tarihlerde Avrupa'nın basını da Ayasofya'nın elden gittiğini ve yeniden kilise olarak ibadete açılması tekliflerini günden güne artıracaktı. Bu durum 1934'te Ayasofya'nın resmen ibadete kapatılıp müzeye çevrilmesiyle sonuçlanacaktı. Din ve dini kurumlarla ilgili gelişmeler bunlarla kalmadı. Örneğin camilerle ilgili yapılacak düzenlemede bir başka tartışma konusu oldu. 30 Kanuni evvel 1928 tarihli gazetelerde şöyle bir haber yer alıyordu. Camiler, 90 tanesi kapatılacak. Müessesat-ı Diniye Müdürlüğü'nce cemaatsiz camilerin seddedileceği yazılmıştı. Bu surette kapatılacak camilerin adedi 85 ve 96 arasındadır. Ve ekserisi İstanbul cihetindedir. Memursuz kalacak camiler seddedilecek ve seddedilenler satılığa çıkarılacaktır. Genelgeye göre aralarında 500 metre mesafe bulunan, 5 vakit namazın bir ve daha fazla vaktinde cemaati olmayan, tarihi niteliği az olan camilerin kapatılması veya başka amaçlar için kullanılması istenir. İlerleyen yıllarda ise daha da ileri gidilerek gelir getirmediği için pek çok caminin satılmasına,
halk evi, samanlık ve at besleme yeri olarak kullanılmasına karar verilecektir. Devrin havasında böyle bir din konusunda daha mübalatsız bir tavır hakim oldu. Türkiye'de ilginç bir şey, mesela ressamlar 20'li yıllarda İstanbul'daki ressamlar eserlerini teşhir edecekleri bir salon bulamayınca işte Sultanahmet Camii'ni bu amaçla kullanmayı öneriyorlar. Ama ışık sağlamak için de kubbede delik açmayı teklif ediyorlar. Toplanan komisyonda sadece Mimar Kemalettin karşı çıkıyor. O da mimari sebeplerle karşı çıkıyor. Yani böyle bir kubbede delik açmakla o mimarlık eserinin bütünlüğünü bozmuş olursunuz diye. Bu bile düşünülmüş demek 20'li yıllardı. Bu arada dini eğitim verecek kurumların tamamen ortadan kaldırılmasıyla da her geçen gün din adamı yokluğu kendini hissettirecektir. 12 Aralık 1950 tarihinde dönemin Diyanet İşleri Başkanı Ahmet Hamdi Aksekili'nin 16.923 sayılı raporu 1940'lı yılların arz ettiği manzarayı gayet açık bir şekilde ortaya koyacaktı. Aradan uzun bir zaman geçmiş olmasına rağmen Milli Eğitim Bakanlığı 430 no'lu kanunla taahhüt eylediği vazifeyi yapmamış, yapamamış ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nı yakinen ilgilendiren dini vazifelerde istihdam edilecek hiçbir eleman vermemiş olması ve başkanlığında bugüne kadar din adamları yetiştirecek mesleki bir müesseseye sahip bulunmaması, bugün memleketin birçok yerinde hakiki din adamı bulmak şöyle dursun, camilerde mihraba geçecek, halka namaz kıldıracak, minbere çıkıp hutbe okuyacak bir imam ve hatip bile bulunamamaktadır. Hatta bazı köylerimizde ölenlerin teçhiz ve tekfini bile ebedi istirahatlarına tevdi gibi en basit dini bir vazifeyi ifa edecek kimseler dahi bulunamamakta ve cenazelerin kaldırılmadan günlerce ortada kalmakta olduğu senelerden beri işitilmekte ve görülmektedir. Mesela resmi bir Kur'an kursu o tarihte hiç yoktu. Resmi Kur'an kursları yoktu. Mecburen caminin imamı, köydeki caminin imamı çocuklara Kur'an-ı Kerim'i öğretiyor. Eğer vazifeliler gelip basarlarsa cezalandırıyor. Köyü dolaşan, ara sıra kontrol eden vazifeliler o tarihte bellidir. Yani tayin edersek hoş olmaz. Evet. Vazifeliler bellidir ve hangisi bunlardan böyle görse, isterse nazar itibara alır ve bunun raporunu tutar. Ondan sonra da kanuni, gereken kanuni şeyler yapılır. Yani böyleydi. Ve Cumhuriyet dönemi maalesef böyle din alimleri çıkaramadı. Çünkü dinin, İslamiyet'in, siyasal İslam'ın etkisini kırmak için böyle İslamiyet'in kaynaklarına yönelen bir tavır içine girdi Cumhuriyet yönetimi. İşte medreselerin etkilerinin ortadan kaldırılması, efendim ilahiyat eğitiminin engellenmesi gibi. Ha şimdi bu iyi mi oldu, kötü mü oldu? Bunun tartışmasına girmek istemiyorum. Tabii çok ciddi sakıncalar çıktı ortaya. Din gerçekten okullu olmayan, alaylı ve hatta yarı cahil diyebileceğimiz bir takım insanların eline kaldı. Yorumlar onlara kaldı ve bu kötü tarafı bunun. Hamdullah Supi Tanrıöver'de 1947 yılında CHP kurultayında yaptığı konuşmada adeta günah çıkaracaktı. Tanrıöver, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bir münakaşadan sonra dışarıya çıktığımda 6 tane meclis hademesi yanıma geldi, gözleri yaşlı olarak şunları söyledi. Vallahi billahi 6 köyümüzde bir tek imam kaldı. Ölülere nöbet bekletiyoruz. Ondan kalkıp bu köye geliyor ve Boyna köy değiştiriyor. Eğer bize imam hatip vermezseniz ölülerimizi köpek leşi gibi toprağa gömeceğiz. Cenazeler kokuyor, camiler satılıyor, din eğitimi verecek bütün müesseseler kapalı tutuluyordu. Halk ise Hamdullah Supi'nin ifadesiyle patlama noktasına gelmişti. Bu arada ağırlık verilen yerlerden biri de halk evleriydi. Basın
Türk gençliğine gideceği yer olarak halk evlerini gösterecek, halk evleri için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmayacaktı.